Fourier serilerini yani periyodik bir fonksiyona alıp kosinüs ve sinüslerin ağırlıklı ortalamalarının sonsuz toplama olarak ifade etmeyi görmüştük. Bu fikirden yola çıkarak bahsi geçen katsayıların ne olduklarını bulmak için formül elde edip edemeyeceğimize bakmıştık. Kalkülüsün gizli güçlerinden faydalanarak bunu da başarmıştık. Ve şimdi de bunu buradaki kare dalgaya uygulamaya çalışacağız. Periyodu 2 pi olan bir kare dalga seçtim. Buradaki 2 pi'ler de bundan geliyordu. Ve kosinüs t ile sinüs t ile başlamamızın sebebi de buydu. İkisinin de frekansı ilk kare dalganın frekansı yani 1 bölü 2 pi. Diğer terimlerin frekansları da bunun katları. Periyot farklı olursa bunların hepsinin değişmesi lazım. İşleri kolaylaştırmak için bu periyodu seçtim ama daha sonra her şeyi daha genel bir şekilde ifade edeceğimizi de göreceksiniz. İsterseniz şimdi buradaki kare dalga için A0, A alt indis N ve B alt indis N'nin N'ye eşit olduğunu bulalım. Evet, buradaki kare dalga için. Önemli olan kare dalganın 0 ile 2 pi arasında olduğunu anlamak. Çünkü eğer dikkat ettiyseniz belirli integrali 0 ile 2 pi, 0 ile 2 pi ve 0 ile 2 pi arasında almaya devam ediyoruz. Şimdi 0 ile 2 pi arasında fonksiyonun değeri 3. Pi ile 2 pi arasında ise 0. O halde buradaki tüm belirli integraller örneğin bu şuna eşit olacak. Bir kere yapayım. Sonra nasıl ilerlediğini göreceğiz. Eşittir 1 bölü 2 pi çarpı 0 ile pi arasında f dt'nin belirli integrali artı pi ile 2 pi arasında f dt'nin belirli integrali. 0 ile pi arasında ft'nin 3'e eşit olduğunu söyledik. Pi ile 2 pi arasında ise 0'a eşitti. Ve burada diğer tüm durumlar için de geçerli pi ile 2 pi arasında f'de 0'a eşit olduğundan 0'la neyi çarparsak çarpalım 0 elde edeceğimiz için bu belirli integraller ya da aralığın ikinci kısmındaki integraller her zaman 0'a eşit olacak. Geriye de bu kalacağı için 0'la pi arasında 3 dt'nin belirli integrali nedir? 1 bölü 2 pi çarpı 3 t. Çünkü bu bunun ters türevi bunun 0'da ve pi'de aldığı değerlerin farkını bulmamız lazım. 3 pi eksi 3 çarpı 0 yani 0'dan 3 pi gelir. Bir de 1 bölü 2 pi ile çarpmamız lazım. Bunu yapınca da sonucu 3 bölü 2 olarak buluruz. Bu son derece mantıklı bir sonuç. Neden diyecek olursanız a alt indi sıfırın fonksiyonun o aralıktaki ortalama değerini verdiğini söylemiştik. Fonksiyonun ortalama değeri de zamanının yarısını 3, diğer yarısını da 0'da geçiriyorsa gerçekten de 3 bölü 2'ye eşittir. a alt indis 0'ı bulduk. Şimdi de n 0'dan farklı olduğunda a alt indis n'nin n'e eşit olduğunu bulmaya çalışalım. A alt indis n eşittir 1 bölü pi çarpı. Şimdi burada 0 ile 2 pi arasına da bakabilirim ama kısa kesmek için doğrudan 0 ile pi arasına odaklanacağım. Neden diyecek olursanız pi ile 2 pi arasındaki integral fonksiyon 0 olduğu için sıfır da ondan. 0 çarpı kosinüs nt 0'a eşit olur. Bu yüzden bu kare dalga söz konusu olduğunda 0 ile pi aralığına bakmak işimizi görecektir. 0'dan pi'ye ft'nin değerinin 3 olduğunu biliyoruz. çarpı kosinüs nt. 3 kosinüs nt dt. Bu neye eşittir? Birkaç şey yapabiliriz. Mesela 3'ü dışarıya çıkarmak bunlardan biri olacaktır. Hemen yapıyorum. 3 bölü pi, sinüs nt'nin türevinin n çarpı kosinüs nt olduğunu biliyoruz. Bu yüzden içeriği n ile çarpıp dışarıyı n'ye böleceğim n ile çarpıp n'ye böldüğümüz için ifadenin değerini de değiştirmemiş oluyoruz. Eşittir 3 bölü n çarpı pi çarpı az önce buranın ters türevinin sinüs nt olduğunu söylemiştik. Bunu da sıfırdan pi'ye alıyoruz. N eşit? 3 bölü n pi çarpı sinüs n pi'nin n'nin değeri ne olursa olsun sıfırdır. O zaman sıfır sinüs sıfır çarpı n de n'nin değeri ne olursa olsun 0'a eşit olacağı için buradan da 0 elde ederiz. Tabi burası 0 oldu. A alt indis n 0'a eşitmiş. n'nin 0'dan farklı bir değer aldığı tüm A alt indis n'ler 0'a eşitmiş. Bu yüzden de Fourier açılımında buradaki kosinüslerden hiçbirini göremeyeceğiz. Sırada B alt indis n var. Kare dalganın şekline baktığımızda da oldukça mantıklı olduğunu görüyorum. Her neyse. Sıra BN'lerde. Şurada kendimize biraz yer açalım. B alt indis N eşittir. Benzer şekilde burada da sıfırla pi arasına odaklanacağım. Çünkü pi ile 2 pi arasında f'te sıfıra eşit. Yazalım. 1 bölü pi çarpı sıfırla pi arasına alıyoruz ve dt'yi de ekledik. Fonksiyonun bu aralıkta 3 değerini aldığını biliyoruz. 3'ü kolaylık olsun diye integralin dışına taşıyorum. Ya da bir saniye her şeyi sırayla yapalım. Evet 3 sinüs nt dt'nin belirli integrali. Ters türevi bulmak kolay olsun diye ne yapabilir? İşte şimdi 3'ü dışarıya alalım. 3 bölü pi 0 ile pi arasında sinüs nt dt'nin belirli integrali. Kosinüs nt'nin türevinin eksi n sinüs nt olduğunu biliyoruz. O halde bu defa da buraya bir eksi n koyalım. Bunu yapınca dışarıyı da eksi n'ye bölmek gerek. Eksi n ile çarpıp böldüğümüz için ifadenin değeri değişmedi. Eşittir, eksi 3 bölü n çarpı pi çarpı bunun ters türevi kosinüs nt'dir demiştik. Kosinüs nt'nin pi'de ve sıfırda aldığı değerlerin farkı da, şöyle yazayım, eşittir, eksi 3 bölü n çarpı pi. Devam edelim herhangi bir n değeri için kosinüs 0 n'nin değeri 1'e eşittir. Eksi, çok özür dilerim, kosinüs n pi ile başlamam gerekirdi. Evet, kosinüs n çarpı pi eksi kosinüs 0, kosinüs 0'ın da 1'e eşit olduğunu biliyoruz. İşte bu kadar. Kosinüs n çarpı pi için eksi 1 ya da 1 midir diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu, n'nin tek mi yoksa çift mi olduğuna bağlıdır n eğer çiftse artı 1, tekse de eksi 1'e eşit olur. Hadi yazalım. b alt indis n. Bahsettiğim iki durumu ayrı ayrı tanımlayalım. n eğer çiftse ve n eğer tekse. n çiftse eksi 3 bölü n çarpı pi. Buraya yazarsam daha iyi olacak. n çiftse burası ne olur? N'nin çift olması bunun kosinüs 2 pi, kosinüs 4 pi, kosinüs 6 pi gibi değerler almasını sağlar ve bu da 1'e eşittir. 1 eksi 1'den 0 elde ettiğimiz için de ifadenin değeri de 0 olur. N tek olduğunda ise kosinüs pi, kosinüs 3 pi veya kosinüs 5 pi eksi 1 eder. Eksi 1 eksi 1'den de eksi 2 gelir ve sonuç olarak 6 bölü n çarpı pi elde ederiz. İşte bu kadar. Fourier açılımını yaptık. Bu kadar videodur uğraşıyoruz. Kocaman bir alkış hak ettiğimizi de düşünüyorum. Evet. Kare dalgamız için Ft eşittir. A alt indis 0 Ki bunun 3 bölü 2 olduğunu bulduk. 3 bölü 2 artı A alt indis n olmayacak. Evet. A alt indis n'lerin hepsinin 0 olduğunu bulmuştuk. B alt indis n'ler için de n'nin tek olması gerekiyor. Mesela B alt indis 1, bu durumda 6 bölü pi elde ederiz. 6 bölü pi sinüs 1 çarpı t yani t, B alt indis 2 de yok. B alt indis 3 ile devam edelim. 6 bölü 3 pi çarpı sinüs 3 t ki bunu 2 bölü pi sinüs 3 t olarak da yazabiliriz. Artı B alt indis 4 yok, B alt indis 5 ise 6 bölü 5 pi. Aslına bakarsanız bu sadeleşmeyi yapmazsak daha iyi olacak. Evet. 6 bölü 5 pi çarpı sinüs 5 ve bu şekilde devam edeceğiz. İşte Fourier açılımı. Sıradaki videoda bunun görsel halini de göreceğiz.